Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Değerli kardeşlerim, beraberce uzun süreden beri Hizmet Rehberi kitabını okuyoruz. 84. maddeye gelmişiz. Önce bu paragrafı okuyalım. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayatı beşeriye için zehirdir. Burası kaynağıyla beraber anlamaya çalışalım. Mektubattan 22. mektubun 1. mefasının baş tarafı burası. Bildiğiniz gibi 22. mektup uhuvvet ve muhabbet risalesidir. Bazen bazı arkadaşlara soruyorum 22. mektupta ne var diye. Birinci mefasında uhuvvet risalesi diyor, eksik. Uhuvvet ve muhabbet risalesidir. Çünkü muhabbet olmadan uhuvvet olmaz. Uhuvvet devam etmez, perçinleşmez, sağlam olmaz. Çünkü insan sevmediğinin habbe kadar kusurlarını kubbe kubbe görmek ister. Ama seviyorsa, hele bir de Allah için seviyorsa, kubbe kadar kusurlarını bile habbe kadar, tohum kadar veya o kadarcık bile görmez. Görmemezlikten gelir ve o ona karşı olan alakası, sevgisi devam eder gider. Muhabbet mayası olmadan uhuvvet taşları üst üste ayakta duramaz. Uhuvvet Risalesi'ne girerken 22. mektup Bismihi Sübhanehu, Bismihi onun ismiyle demek. Sübhanehu, o Allah noksanlıklardan, kusurlardan, eksikliklerden, yanlış yapmalardan, acizden, fakirden, Allah münezzeh, müberra, mualla, musaffa demek. Bu üstadın mektuplara girerken başlama sembolü olmuş. Sübhanehu aslında lazimi manasıyla ele alınmalı. Kusursuz olan sadece Allah'tır. Bize gelince kusur bizim için, hata bizim için, eksik bizim için. Yani bu mektuplarda yazdıklarında hata, eksik, kusur olabilir demek. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih ediyor olmasın. Bu da İsra suresi 44. ayet. Bütün mektupların başına bu ayeti de koymuş. Yani her şeyi Allah'ı hamd ile tesbih ettiğine göre, biz de bir şey olduğumuza göre, bu yazı, bu kitap, bu satırlar da bir şey olduğuna göre, onlar da hamd ile Allah'ı tesbih ederler. Yani hamd makamında, tesbih makamında bunları yazdık, yazıyoruz demektir. Şu mektup iki mefastır.
Birinci mehpas ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. İşte bu. Uhuvvet ve muhabbet risalesidir. Birinci mehpas, Bismillahirrahmanirrahim, buraya üç tane ayet koymuş. İnnemel mu'minune ihvetün. Fe aslihu beyne ehaveyküm vettakullaha lealleküm turhamun. Ayetin bütünü böyle. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsızlıktan sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Öyle anlaşılıyor ki uhuvvet Allah'ın rahmetine mazhariyete sebeptir. Bir hadis-i şerif var Tirmizi'de. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hiç kimse amelleriyle, ibadetleriyle cennete gidemez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, Allah'ın rahmeti olmazsa ben de buyuruyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam dahi Allah'ın rahmeti olmadan cennete giremeyecekse ki o bütünüyle rahmete mazhardır. Rahmet onun zatında, şahsında, davasında odaklaşmıştır. O ve mâ erselnâke illâ rahmetellil âlemîn ile serfirazdır. Bu kadar rahmetin yeryüzünde timsali münevveri olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam dahi derse ki Allah'ın rahmeti olmazsa ben de cennete gidemem, var sen ötesini hesap eyle demektir. Pekala, Allah'ın rahmetini, çok muhtaç olduğumuz rahmetini celb-ü cezbedebilmek için bizim neler yapmamız lazım? Belki onlarca yapacağımız işler vardır. Fakat bunların en başında kardeşliğimizi tesis ederek. İşte mesele bu. Onun için birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Hadis-i şerifi de bu inceliğe dikkat çekiyor. Allah'ın rahmetine muhtacım. Sağanak sağanak gelmeli. Nasıl gelsin? Ben ne yapmalıyım? Evet, en önemli yapacaklarımızdan bir tanesi de kardeşliğe riayet ederek cemaatlaşmak. Bu Allah'ın rahmet ve inayet elinin cemaatla beraber olması manasına da gelir ki yedullahi ma'al cema'a. Hadis Allah'ın eli, yani rahmet eli demek, cemaatla beraberdir. Ayetin sonunda işte buna dikkat çekiliyor. Vettakullaha leallekum turhamun, bu demek. Yani kardeşlikle Allah'ın merhametine mazhariyet arasında alaka var. Hucurat suresi 10. ayet. Uhuvvet risalesinin başındaki 1. ayet buna dikkat çekiyor. 2. ayete gelince İdfa billeti hiye ehsenu fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim. Bu ayetin de başı var. Fussilet suresi 34. ayet. Ve la testevil hasenetu ve la seyyi'e. İyilikle kötülük bir olmaz. Aslında İyilikle kötülük kıyas bile götürmez. İyiliği kendi içinde izafi olarak kıyaslamak, kötülüğü de müstakillen ele almak lazım. Pekala, buradaki kastedilen hasene ve seyyiye nedir? İyilik ve kötülük nedir? Hangi türden bir iyilik ve hangi türden bir kötülüktür? Ayetin devamı buna dikkat çekiyor. İdfa billeti hiye ehsenu. Birisi sana bir kötülük yaptığı zaman onu en güzel şekilde sav.
Demek ki buradaki iyilik ve kötülükten maksat birisinin sana kötülük yapması, kötü düşünmesi, kötü muamele yapması, kötü söz söylemesi. Sen işte onlara karşı onların kötülüğüne kötülükle mukabele etme. Kötü sözlerine kötü sözle cevap verme. Sen yine iyilikle mukabele et, muamele et veya iyilikle konuş demektir. Bu çok derin bir mesele. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kemliğe iyilik er kişinin kârı demişlerdir. Birisi bana iyilik yaptı, ben de iyilik yapıyorum. Bunu herkes yapabilir. Şimdilerde insanlar bunu bile yapamıyor ya. Ama iyilik yapana iyilik yapılabilir. Bu normal. Ama önemli olan, er kişinin kârı olan mesele, birisi sana seyyiye yaptı, kötülük yaptı. Ona karşı iyilik yapabiliyor musun? İşte ayet buna dikkat çekerek idfa billeti hiye ahsen. Sana karşı yapılan kötülüğe en güzel şekilde mukabele. İdfa kötülüğü sav demek. Kötülüğü def et. Fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetün. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Demek ki düşmanı mağlup etmenin tek yolu kötülüğüne karşı iyilikle mukabele etmektir. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Düşmanınızı mağlup etmenin tek yolu kötülüğüne karşı iyilikle mukabele etmektir. İki ordu karşı karşıya gelmiş, hınçla, kinle, nefretle az sonra vuruşacaklar, belki binlerce insanın kanı dökülecek. Tam ordu harp yapacağı zaman ordu kumandanlarından bir tanesi diğerine tebessüm ediverse, o da tebessüm etse, o düşmanlık, savaş bir anda dostluğa ve kardeşliğe inkılap ediverir. Ayet bütün bunlara dikkat çekiyor ve devamında diyor ki, bu 34. ayeti Fussilet, 35. ayetinde diyor ki وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Demek ki kardeşin kötülüğüne karşı iyilikle mukabele etmek sabırlı insanların yapabileceği bir iş. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Yani çok erdemli, fevkalade, ileri seviyede olgun olmalı, kamil olmalı ki, hem de sabırlı olmalı ki işte bir kardeşin kötülüğüne karşı iyilikle mukabele edebilsin, edilebilsin. Bu da 22. mektubun başına konan ayetlerden ikinci sıradaki ayetti. Tekrar edeyim, Fussilet 34-35. ayetler. Bir ayet daha koymuş buraya üstad. O da Âl-i İmrân suresi 133 ve 134. ayetler. Aslında üstad 134'ü koymuş da, fakat 133 ile beraber ele alınmalı. 134. 133. ayet şu. Vesâri'û ilâ mağfiratin min rabbikum ve cenneh. اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّق۪ينَ. Koşuşun Rabbinizin mağfiretine. Allah mağfiret edeceğim şöyle yaparsanız diyor, uyuz uyuz oturma. Sanki mağfirete ihtiyacı yokmuş gibi, kayalar, taşlar, odunlar gibi davranma. Koşuşun Rabbinizin mağfiretine. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak
ve takva sahipleri için hazırlanmış olan gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için koşuşun, yarışın demek. Burada yarışmada birkaç hedef var. Bir tanesi Allah'ın mağfiretine mazhar olmak için. İkincisi cennete gitmek için ki cennet tarif ediliyor. Onun arzı semavat ve arzın kutru kadardır. Ve bir de Allah oraya müttakileri iade edecek. Bir de takvaya dikkat çekiliyor. Bu üç hususu içine alan bağlam içerisinde 134. ayet var. Ellezîne yunfikûne fissarrâi veddarrâi vel kâzimînel gâyze vel âfîne aninnâs vallâhu yuhibbul muhsinin. Üstad burada ayetin bir kısmını almış. Vel kâzimînel gâyze vel âfîne aninnâs vallahu yuhibbul muhsinin. Halbuki ayetin baş tarafı var. Ellezine yukarıdaki vasıflara haiz olan o kimseler ki demek. Bağlaç ismi mevsul. Yani Rabbin mağfiretine koşuşan, cennete gitmek için koşuşan, müttaki olan o kimseler ki yunfikune infak ederler, verirler, veriyorlar. Fisserra'i ve darra'i. Fisserra sürurda iken, yani verme imkanı var, verebilir, gücü var. Bu zamanda veriyor. Belki bunu da herkes yapabilir. Ama ve darra'i, verme imkanı yok. Verme imkanları yok, kendisi zararda. Zararda iken de, sürurda iken de. Verme imkanı varken de verme imkanı yok. Kendisi muhtacı geda iken de Allah yolunda infak ederler. Bu insanlar, bu erdemli insanlardır ki ancak vel kâzimînel gâyz. Asıl mesele bu. Kardeşliği tesis eden. Demek ki pinti ve cimri, bahil insanlar kardeşliği de yaşayamaz demek. Menfaat perest insanlar kardeşliği tesis edemezler demektir. Belki azimine gayze gayızlarını yutkunur dururlar. Yani karşı taraf ona sövmüş, hakaret etmiş, haksızlık yapmış, zulmetmiş. Buna rağmen o mazlumun eline bir güç, bir imkan geçmiş. Aynısını ona yapabilir. Daha fazlasını yapabilir, intikamını alabilir. Fakat buna rağmen gayzını yutkunup duruyor. Gayzını yutkunmanın sonucu nedir? Vel afine anil nes, insanları da affederler. Burada vel afine anil müminin demiyor. Vel afine anil müslimin demiyor. Vel afine anil nes. İnsanlık dini olan İslamiyet yelpazeyi İnsana karşı, dünyada hangi insan olursa olsun, insana karşı insanca davranma prensibini getirerek insanları affederler, affediyorlar. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsinini sever. Bir manasıyla Allah işini güzel görenleri sever. Bir manasıyla Allah Allah'ı görüyor gibi iş yapanları, yaşayanları sever, muhsinin her iki manada kullanılabilir. Şimdi Üstad Hazretleri Uhuvvet Risalesi'nin başına bu üç ayeti koymuş. Kardeşliğin üç mertebesi olduğunu daha önce söylemiştim. İşte uhuvvet mertebesinde kardeşlik ama bu kardeşlik iman kardeşliğidir. Zayıf bir şeydir. Yani onun için araları bozulabilir ki fe aslihu beyne ehaveyküm, müminler kardeştirden sonra bu cümle ilave edilmiş. Eğer bozulursa kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. İşte bu kardeşlik nasıl teşekkül eder? Bu diğer iki ayette, üç ayetten birisi uhuvvet, diğerleri de
Bu uhuvvet nasıl tertip edilir, teşekkül ettirilir, yaşanılır, tesis edilebilir? Onların şartlarına dikkat çekiyor. Evet, bir de hillet ufkunda bir kardeşlik var demiştik. Zuhruf 67. Bir de İthar ufkunda bir kardeşlik var demiştik. Bu da Haşr suresi 9. ayet. Bunların da İhlas Risalesi ile alakası var. Oraya tekrar bir münasebet bulunca inşallah temas ederiz. 22. mektubun başında bu 3 ayete dikkat çektikten sonra işte az önce hizmet rehberinde okuduğumuz bu bölümü buraya kaydetmiş. Kardeşliği 6 yönüyle ele almış. Hakikatçe 1, hikmetçe 2, insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe 3, hayatı şahsiyece 4, hayatı içtimaiyece 5 ve hayatı maneviyece. Eğer kardeşliği bozarsanız, yapmaz, yaşamaz veya tahrip ederseniz çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayatı beşeriye için zehirdir demiş. Ve işte bu meseleye girmeden önce kullandığı bir paragraf var. Müminlerde nifak ve şikak. Bu nifak nedir, şikak nedir? Bunun terminolojik olarak iyi anlaşılması lazım. Nifak ve şikak bir iki oldu. Kin ve adavet, bu da kavranılması lazım. Kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset. Burada 7 kelime var. Nifak 1, şikak 2, kin 3, adavet 4, tarafkirlik 5, inat 6, haset 7. Bu 4 hastalık bu. Demek ki bu 4 tane hastalığa maruz kalmış. 4 hastalık var kendisinde olan kimseler. Kardeşliği yaşayabilme şansları yoktur. Kardeşliği yaşayamazlarsa sonunda ne olur? Zulmetmiş olur. Ve hem kendini hem diğer kardeşlerini ve toplum hayatını da zehirlemiş olur. Sonuç olarak zalim olur ve aynı zamanda kendisi de bir zehir haline dönüşmüş olur. Bu bağlantıları anlatabildimse şimdi kısaca bunların birer açılımına dikkat çekmek istiyorum. Önce Kur'an-ı Kerim'de baktım uhuvvet kelimesi. Değişik kalıplarıyla gelmiş. Mesela ihvanihim var. Kur'an'da 7 defa geçiyor. İhvanina var. İhvanikum var. İhvanen var. İhvan var. Ehuhum var. Ehuhu var. Ehuke var. İhveti var. İhvetihi var, ihvetike var, ehihi var, ehike var, ehi var, ehaveyküm var. Bu farklı kalıplarıyla Kur'an-ı Kerim'de uhuvvet 60 kere tekrar edilmiştir. Yani Cenab-ı Hak bir münasebet varsa hemen orada uhuvvet meselesini ele almış. Gerçekten şöyle bunların detaylarına girsem şimdi bir sohbet yetmez. Az önce kaynaklarıyla verdiğim uhuvvetin farklı kalıpları farklı manalar ifade ediyor. Farklı münasebetleri var, bağlantıları.
Yani sadece bu bağlantılar, bu kelimelerle alakalı bir sohbet. Neyse ki 22. mektuba gelirsek, bir ekiple yine biz mektubatı devam ettiriyoruz. Oraya gelince bunların üstünde durabilirim. Şimdi müminlerde nifak ve şikak. Nifak nedir? Türkçemize münafıklık olarak girmiş olan bu kelime iki manada kullanılmıştır. Araplar tünele nafaka derler. Münafık yani ayıran yer. Yani dağın öbür tarafıyla bu tarafını birbirinden ayırıyor ama bir de bağlıyor nafaka. Nifak da işte münafık dediğimiz kelime de buradan geliyor. Münafikun suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Münafıklardan oldukça fazla bahsedilmiştir. Mesela Tövbe suresinin 38. ayetinden itibaren 127. ayetine kadar 80 ayette münafıklardan bahsedilir. Münafıklardan bahsedilir. Nifak iki manada kullanılır. Birincisi içinde inkar olduğu halde dışa iman görüntüsü vermek suretiyle iki yüzlülük yapmak. Bu imani manada münafıklıktır. Bunun tedavisi küfrün zıttı olan iman esaslarına samimi olarak inanmaktır. Nifakın ikinci kullanıldığı mana ki bu manada belki üstad kullanmış, sosyal hayatta olması gereken doğruluktan uzaklaşmak. Farklı yerlerde farklı yüz ile görünmek. Bu çok tehlikeli. Adam itikaden münafık değil ama sosyal hayatta münafık. İki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü görünüyor. Sosyal hayatta olması gereken doğruluktan uzak, kimde ne kadar menfaati varsa ona göre görünüyor. Farklı yerlerde farklı yüzle görünüyor. Sözlü veya fiilli olarak yalancılık demektir bu. Bundan kurtulmak için neler yapması lazım geldiği ayrıca tahlil edilebilir. Müminlerde nifak. İkincisi müminlerde şikak. Şikak da parçalanma demektir. Şak şak oldu yani parçalandı demek. Bu da kullanıldığı yer olarak iki manada kullanılıyor. İki manaya geliyor. Bir anlamı şikakın parçalamak, parçalamaya götürmek, parçalanmak nifak manasında. Yani şikakın bir manası nifaktır. Ama bir diğer manası var ki hep bölücü davranmak, bölmek, parçalamak. Yani nasıl yaparsam, nasıl davranırsam, nasıl konuşursam şu insanları böler, parçalarım. Bu aslında kafirlerin şeyini münafıkları kullanarak böl, parçala, küçük lokmalar haline getir ve idare et diye eskiden beri formüle edilen bu husus. Bu da şikaktır. Kitaplara baktım, nifak ve şikak kelimelerini tevem olarak ifade etmişler. Yani bunlar birbirlerini tamamlayan ikiz kelime. İki tane ikiz kelime. Tevem ikiz demek. Yani nifak varsa şikak vardır. Şikak varsa demek ki nifak var. Birisi diğerisiz olmaz manasında kullanmışlardır. Tabi nifak ve şikakı ayrıca müstakillen ele alsak herhalde saatlerce konuşmamız gerekiyor. Önce müminler bu nifak ve şikaktan uzak olmalılar. Çünkü nifak ve şikak münafıkların şeyni, kafir tavrıdır. Müminler bu münafıklık ve kafirlik tavrından, vasfından, amelinden
olabildiğince ama olabildiğince uzak olmaları gerekmektedir. Nifak ve şikakın kafir vasfı olması yönüyle de genişçe durulabilirdi. İkincisi kin ve haset. Yok, kin ve adavet. Eğer bir müminde nifak ve şikak vasfı varsa uhuvvet olmaz. Bunlara dikkat edelim. İkincisi, müminin fıtratında kin varsa o zaman da yine uhuvvet yaşanamaz. Kardeşlik teşekkül edemez. Az önce okuduğum bir ayet vardı. Burada üstadın 3. ayet olarak Âl-i İmrân suresi 134. olarak Âl-i İmrân suresi 134. ayet olarak yani vel kâzimînel gayze vel âfînânînnes insanlara karşı gayzını yutkunur dururlar ve insanlara affederler. İşte bu içteki kinin bastırılmasıdır. Kin. Kalpte yerleşen öc almaya yönelik şiddetli düşmanlık demektir. Kin nedir? Düşmanlığın şiddetli haline ama öc alacak, intikam alacak işte buna kin deniyor. Bağırıyorlar ya mitikleri de intikam, intikam, öç. Bu müminlik vasfı değildir. Asla değildir. Şiddetli düşmanlık. Arapça'da bunun adına hıkıt denir. Hıkıt. Ha, kaf ve dal. Diğer bir adı kinin. Kur'an'daki gıl. Gıl. Yani duygularının bütünüyle bozuk olması hali. Ve bir de bağda vardır. Bağda fil hamri vel meysir ayette geçen bağda da azgınlığın, sapmışlığın, azgınlığın böyle tamamen baştan çıkmışlığın ifrat halidir. Kin tutmak, kin beslemek, kin gütmek, kin bağlamak gibi farklı tabirlerle Türkçemizde de kullanılan bu husus eğer kalpte yerleştirilir, kalbe yerleştirilir ve süreklilik arz ederse bu tip insanların uhuvveti, kardeşliği yaşayabilme şansları asla ve kat'a yoktur. Kardeşliğin en büyük zehiri kindir. Kin kötü ahlakın en başında gelir. Bir insanda kin duygusu varsa deve kini derler ya. Yani ta eskiden birisi ona karşı bir kötü söz söylemiş veya yanlış davranmış, içinde saklıyor onu. Bir fırsat bulsa böyle muzaaf bir şekilde intikamını daha da alacak. Kin yani. Deve kini bu bütün kötü hasletlerin de en başında gelir. Evet, Kur'an-ı Kerim kinin başlıca kaynağını sapkınlık ve azgınlık olarak da anlatır. Bu nedenle öncelikle kafirlere özgü bir vasıf olarak anlatılıyor. Bir yerde Hristiyanların da yaptığı bir amel olarak da ifade ediliyor. Maide suresi 14. وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَاَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ Bak, بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْدَاءَ Burada da bağdae kelimesi geçmiş. اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Yani biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Yani ilk dönem Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde onlar da Allah'a karşı insanca, mümince
insani değerlerle yaşayacağına dair Allah'a söz vermişler. Ama onlar da kendilerine bildirilen İncil, onların önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Demek ki ahitlerden vazgeçerseniz, temel ölçü, temel prensiplerinizden vazgeçerseniz, Allah'ın ahdini bozanlar için kalplerine atacağı ilk fecaat tohum kin ve düşmanlıktır. Bağda burada açık, aşırı düşmanlık demek. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir demiş. Bu Maide 14'te Yahudilerin kini ve bağdası. Maide 64'te ise Yahudilerin kinlerinden bahsedilir. Kin ve bağdalarından bahsedilir. Geçiyorum o mevzuda. Ama bir de Cenab-ı Hak müminleri ikaz eder. Sakın o anlatılan Hristiyanlar, bu söylenen Yahudiler gibi olmayın diyerek Âl-i İmrân 118. ayette Ya eyyühellezîne âmenû la tettehizû bitâneten min dûniküm ve lâ ye'lûneküm habâle vettû mâ anittüm kad bedetil bağdâ'u min effâhihim ve mâ tuhfî sudûruhum ekber kad beyyennâ lekumul âyâti in kuntum ta'kilûn. Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Çok önemli. Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Dillerinden nefret taşmakta, kalplerindeki gizledikleri daha büyük dediği kin yani. Kinleri daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışız eğer düşünüyorsanız. Bu da çok derin bir, aynı zamanda müminlere metot öğretiyor. Yani sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı, yaptıklarınızı herkese anlatmayın. Bu da ayrıca bir husus ve Kur'an-ı Kerim'de yine Maide Suresi 91. ayette şeytanın birinci işi, şeytanın ana işi, devamlı sürekli yapacağı iş aranıza hep düşmanlık tohumları atmak olacaktır. Ayet buna dikkat çekiyor. Demek ki şeytanın eğer aramıza bir düşmanlık tohumu atabilirse başka bir şey atmasına gerek yok yani. Artık onun devamında biz her melaneti irtikap edebiliriz. Şeytanın elinde oyuncak veya kukla oluruz demektir. İnneme yürüdü şeytanı en yuki'a beynekümül adavete vel bağda'a fil hamri vel meysir ve yasuddukum an zikrillahi ve anis sala fehel entum muntahun. Şeytan da içimize kini nasıl atarmış? İlk atacağı tohum bu da ancak şarap ve kumar ile. Şarap içirterek, kumar oynatarak yaparmış. Bu da gerçekten dikkat çekiyor. Değerli kardeşlerim, kin İnsanı kötülüğe götüren lokomotif en başta olan bir kötülüktür. Kin. Deve kini gibi adam. Böyle bir insan kendisi cennete gidemez. Başkalarının da cennete gitmesine mani olur. Ve Cenab-ı Hak eğer bir kul cennete gidecekse dünyadaki içimizdeki kötü duyguları söküp atacak Cenab-ı Hak bizi ondan sonra cennete koyacaktır. Tıpkı Efendimizin Miraç'ta, bir de çocukluğunda olmuştu ama Miraç'a çıkmadan önce Kabe'nin kenarında hatimde hani kalbinin yıkanması var ya, bu sembol müdür, gerçekten bir kalp yıkamak mıdır? Sembol ise şu manaya gelir. Cenab-ı Hak Allah'a, Efendimiz'i Allah'a doğru, kendine doğru
Miraç'la yükselteceği zaman içindeki beşeri zaafları almış, yıkamış, kaldırmış, atmıştır. Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin ihvanen ala sururin mütekabilin. Demin kinin karşılığında bir de gıl var dedim ya, o da bu. Kin, gıl, bir de bağda. Bu üç kelime birbirlerinin tamamlayıcısı manada. Aynı kulvar içerisinde gidiyor. Onların göğüslerindeki kini çıkarıp atmışızdır. Hepsi kardeşler olarak köşkler üzerinde karşı karşıya otururlar diyor. Bu kalpten biz de eğer cennet numun bir hayat sahibi olmak istiyorsak kalbimizden bu kötü duyguları söküp atmalıyız. Bunun en başında kini, adaveti söküp atmalıyız. Aynı manada bir de Araf suresi 43. ayet var. Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin ila ahir ifadesiyle. Şimdi üstad burada ne demişti? Nifak ve şikak, kısaca arz ettim. Kin, buna da kısaca dikkat çektim. Bir de düşmanlık, adavet yani. Bunun üstünde daha önce durmuştum. Şöyle bakıyorum. 38. derste bu hizmet rehberi derslerinde 38. derste bir de 94. derste bu düşmanlık üzerinde ayetlerle, hadislerle vesaire ile durmuşum. Kur'an'daki Arapça aslı adavetün. Zaten burada da ki en İtifa billeti hi ahsen fe izellezi beyneke ve beynehu adavetün. Adavet diye de Türkçe'de kullanılan ama karşılığı düşmanlık. Düşmanlık Farsça bir kelimedir. Kelime olarak Türkçe'de bir düşman diyoruz da o da Farsçadan alınmış bize. Düşmen kelimesi, düşmen. Başkasına karşı kötü niyet besleyen, kötü kalpli kimse demektir. Bir düşman dendiği zaman silahlanmış üstümüze geliyor, kötü planları var diye anlarız da hayır. İçinde bize karşı kötülük besleyen demek. Kötü kalpli kimse demektir. Farsçadaki düşman olarak bize geçmiş Farsçadan. Adavet Arapçası zulmetmek, aklının sınırını aşmak manasına geliyor. Aklının sınırlarına tecavüz etmek de bir düşmanlıktır. Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet-i kerimelerde bu mesele anlatılmış ki, şimdi müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat. Tarafgirlik arkadaşlar en tehlikeli duygulardan. En tehlikeli duygulardan bir tanesi bu tarafgirliktir. Bir ayette bir yere bağlı olmanız, tarafgirliğiniz size, sizin başkalarına zulmetmenize sebebiyet vermesin ifadesi vardır. Tarafgirlik hemen arkasından haksızlıkları, zulümleri, nifakları, şikakları, kin ve adavetleri beraberinde getirir. Tarafgir. Ha, bir insan bir fikirle taraftar olabilir ama onun dışındakilerini de fikirsizlikle, yanlışlıkla iddiam etmemeli. Üstadın ifadesiyle mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkım var. Ama yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yok. Bizler de son zamanlarda böyle yanlış yapmaya başladık. Yani hakkı tek elimize alıp sanki başkaları külliyen hatalı ve yanlış. Öyle değil yani. Bu tarafkirlik meselesi üstünde de genişçe durmak isterdim. Bir düşünceye veya fikre hak, hukuk, adalet ve doğruluk adına değil de tarafkirlik bu demek.
Yani bir mesele, bir düşünceye, bir fikre hak adına taraftar değil, hukuk adına taraftar değil, adalet adına taraftar değil, doğruluk adına taraftar değil de hissi yakınlık yönüyle, gönül bağı veya çıkar, menfaat gözeterek bir tarafa meyletmek, işte tarafgirlik aslında budur. Tarafgirlik neymiş? Hissi bağlılık, gönül bağı veya ben öyle orada olursam, onlardan olursam menfaatlerim var benim. Çıkar gözeterek kayırmak, arka çıkmak, desteklemek, manalarına geliyor aslında. Vicdansızlıktır bu. Menfaatinden dolayı o tarafta. Bugün Türkiye'deki siyasete bakın. Siyasetle meşgul olan gruplara bakın. İTO gibi, bilmem değişik iş adamları dernekleri gibi, değişik dernekler gibi bakın. Hep menfaatine yönelik taraftar, tarafgirlik. Bu doğru değil. Bunun üstünde de ayrıca genişçe üstad burada durmuş. 22. mektubun içerisinde bunlar da vardır. Ama buraya bir hadis-i şerif koymak istiyorum. Buhari ve Müslim hadisi. Tarafkirlik, tarif ettiği manada garazkarlığa dönük tarafkirlik. Tekrar edeyim. Garazkarlığa dönük tarafkirlikle alakalı hadis-i şerif Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah ibn Mesud'un bize naklettiği merfu bir hadis. Buhari ve Müslim bize nakletmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır. Benden sonra demek İslam bünyesinde olacak bu adam kayırma. Eskiden hizmetin içinde de vardı bu kısmen ama zamanla herkes farklı yerlere tayin olarak bozuldu. Her anda olabilir adam kayırma. Kendine kim daha çok saygılı davranıyorsa onu destekliyor. Adam kayırma. Efendimiz buyurdu ki hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır. Ben de bunu görüyorum. Yani 50 seneden beri gördüğüm hizmetteki temel prensipler işledi. Şimdi öyleler oluyor ki ya nasıl olabilir diyorum. Yani metotlarımıza göre hizmet yapan bir insan nasıl böyle davranabilir? Yadırgıyorum. Neyse. Hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da siz üzerinize düşen vazifeleri yapar, kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz buyurdu. Yani birileri adam kayırdığı, menfaatperest davrandığı veyahut da yadırgayacağınız ameller, işler, hizmetler olduğunda terk edip gitmeyin demek. Onlarla da alakanızı kesmeyin demek. Üzerinize düşen vazifeyi yapın siz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve aynı zamanda kendi hakkınızı Allah'tan bekleyin. Yani herkesin bir şey beklediği dönemde siz Allah'tan bekleyin. Mükafatını sadece ve sadece Allah'tandır demek bu. Bu da tarafgirlik. Ama tarafgirlik ne zaman oluyor? Bir insanda nifak, şikak, kin ve adavet varsa, bu dört hastalık varsa o insanda da üç hastalık oluyor. Bir tarafgirlik oluyor. İkincisi inat oluyor. İnat. Bu inadın da üstünde durmak lazım. İnat üstünde kısaca da durmak istiyorum. Şöyle kısa bir not almıştım. Bulursam
onu size kısaca açıklayayım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de inat da geçer. 4 ayette geçiyor. Anid veya Amud. Anid çok inatçı demek yani. İnat lügatta uzaklaşmak manasındadır. Toplumdan, topluluktan ayrı durmak, yoldan çıkmak, haktan sapmak gibi manalara geliyor. Lisan-ı Arap'ta geçen kelime karşılığı olarak lügat manasıyla. Ahlaki kavram olarak da kişinin bir görüş, inanç ve davranışı doğru olduğunu bilmesine rağmen reddetmesi. Yani ben filanın güzel yaptığını, doğru yaptığını biliyorum ama fakat buna rağmen reddediyorum. İşte inat bu. Aykırı davranma demektir. Kurtubi bu kelime üstünde daha genişçe durmuş. Gerçeği kabul edip ona teslim olmamakla direnen isyankar kişi demektir. Gerçeği kabul edip ona teslim olmuyor. Yani gerçekler bir tarafta fakat o tersine, işte inat buna deniyor. Peşin fikirliliktir bu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresi 24, 25, 26. ayetlerde vardır bu. Çok acayip bir şey. El-kıya fi cehenneme külle kefferin anid. Menna'in lil hayri mutedin mürib. Ellezî ceale ma'allâhi ilâhen âhara fe'elkıyâhu fil azâbi şedîd. Ve şu emir gelir, atın cehenneme her inatçı kafiri. Demek ki inat bir kafir sıfatı ve cehenneme atılacak kafirlerin de vasfı. İyiliği engelleyen, demek ki inatçı adam ne yapar? İyiliği engeller. Hak tanımayan, hak tanımaz. İnsanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimse, atın onu dayanılmaz, dayanamayacağı azaba manasında bir bu ayet. Kaf 24, 25, 26. ayetler. Hüd 59. Ve tilke adun cehadu bi ayati rabbihim ve asav rusulehu ve tebe o emra külli cebberin anid. Burada da anit var. İşte Ad, Ad kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberliğine asi oldular. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Peygamberin emrine değil de zorba inatçının emrine. İbrahim suresi 15'te Festeftehu ve khabe külle cebberin anit. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradılar. Yani hakta sebat manasında inat güzel bir şey ama Kur'an-ı Kerim'de inat hiç bu müspet manalarda kullanılmamıştır. Müttesir suresi 16. ayette de var. Kelle innehu kâne li âyâtina anîde. Hayır, umduğu gibi olmayacak çünkü ayetlerimize karşı inatla direnmektedir şeklinde Ebu Cehil'in ve Ebu Cehiller gibi olanların bazı kötü şeytani vasıfları olarak anlatılıyor. Evet, müminlerde nifak, şikak, kin ve adavet. 4 tane hastalık. Bunlar neyi doğuruyor? Tarafkirliği doğuruyor. İnadı doğuruyor. Bir de haset duygusunu meydana getiriyor. Haset 22. mektubun içerisinde genişçe anlatılacak. Kur'an-ı Kerim'de de genelde haset kelimesi iki manada kullanılmış. Bir kıskançlık manasında, evet haset kıskançlık, kıskançlık da felakettir yani. Kur'an'ın son suresinde, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَلِكِ النَّاسِ
min şerri hasidin izâ haset. Yani orada son muavezeteyinde ve min şerri hasidin izâ haset. Hasetçinin hasedinden de ey Allah'ım sana sığınırım. Bizim ona karşı gelmeye gücümüz yetmez. Bugün de hasetçi adam ne belalar, fitneler meydana getirdi. Mukabele etmeye gücümüz yetmiyor. Yapılacak tek şey ondan Allah'a sığınmaktır. Haset bir bu kıskançlık manasında, ikinci de gıpta etmek, imrenmek manasında da Kur'an-ı Kerim'de kullanmış. Üstad gıptayı da tehlikeli görüyor. Gıpta iyi bir haslettir. Yani gıpta nedir? Onda olsun, onda var. Onda olsun, bende de olsun. Gıpta budur. Haset ise onda olmasın, niye onda var? Bende olsun demek. Ama bağıya gelince onun elindekilerini alıp, ona zulmedip alıp, hepsini ondakinde de kendisininki de hepsi kendisinde bulunsun. Bunlar değişik hastalıklardır. Ama gıptanın öyle bir ince zarı var ki bir hamlede hemen hasete dönüşebilir. Onun için üstad gıptayı da hizmette yasaklamış. Diyor ki kardeşlerinizin gıpta damarlarını tahrik etmemek. Gıpta damarı tahrik ederseniz hasete dönüşebilir. Bazen yaptığınız hizmetleri anlatırsınız. İyi bir şey yapıyorum, milletin iştahını açıyorum zannedersiniz. Halbuki bazı zayıf insanların haset damarları orada gelişebilir. Mecmu-u Zavaid'de bir rivayet var. Haset yani gıpta ancak şu iki kişiye karşı düşünülebilir. Birisi Allah'ın kendisine ikram ettiği Kur'an'ı gece gündüz okuyan, onunla amel eden. Buna karşı Efendimiz bu haset edin demiş buna. Yani gıpta manasında. Diğeri ise Allah'ın kendisine verdiği malını Allah yolunda harcayan kimse. Bu iki kişiyi haset edilebilir demek. Yani bunlara gıpta edebilirsiniz demektir. Şimdi sonuca geliyorum. Çok uzatmışım. Bu 6 hastalık, yok 4 tane nifak, şikak, kin ve adavet, bunlar da tarafgirlik ve inat ve haset. 4 tane sebebiyet veren 3 de sonucu var. Bunlar kardeşliği bozan hususlardır. Eğer böyle kardeşliği bozarsanız bu da 6 noktasıyla zulüm oluyor. Şimdi bu hikmetçe, hakikatçe, hikmetçe, insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe, hayat-ı şahsiyece, hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merdut, muzır ve zulüm ve hayat-ı beşeriye için bir zehirdir. Bu 6 maddenin de açılımı için 22. mektubun 1. mefasının okunması lazım. Çünkü burada vecih kelimesini kullanmış. 1. vecih hakikat nazarında zulümdür. 2. vecih hikmet nazarında zulümdür. 3. vecih adalet-i mahsa ile alakalı. 4. vecih hayat-ı şahsiye nazarında zulümdür. Ve mektubun sonuna kadar 5. vecih hayat-ı içtimaiyece inat ve tarafgirlik gayet muzur olduğunu beyan eder. 6. vecih gelince hayat-ı maneviyece ve sıhhat-ı ubudiyet adavet ve inat ile sarsılır demiş. Açılımları bu 22. mektubun tamamındadır. Ama ben burada kısaca şunu ilave etmek istiyorum ki Üstad Hazretleri kardeşliği bozan her tavra kardeşe karşı yapılan zulüm demiştir. Ve burada bunu 6 yönüyle anlatmıştır. Zalim kimdir? Kardeşin kardeşlik haklarını ihlal edendir. Tekrar ediyorum. Zalim kimdir? Kardeşin kardeşlik haklarını ihlal edendir. İnsanlara karşı zulüm yapmaktır. Biz kendi aramızda zalim olduysak zaten Allah diğer zalimleri de bizim başımıza musallat eder. Acaba bizler birbirimize zulmediyor muyduk? Zulüm, zulüm çeker. Başkaları bize zulmediyorsa biz de demek kendi içimizde birilerine zulmetmişiz demektir. Bu ayrıntıyı üstünde ayrıca müstakillen bir sohbet yapmak isterdim. Ama 22. mektubun şerhi içerisinde bunların da üstünde
gelecek ileride inşallah genişçe duracağız. Cenab-ı Hak bu meseleleri iyi kavrayarak, nüanslarıyla beraber iyi anlayarak ve ona göre onları ruhumuza, kalbimize yerleştirip atacaklarımızı atarak hayatımızı ona göre şekillendirmeye muvaffak kılsın.